Evet, sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Sergen Hoca A-Spor'u seçti. İlk röportajını veriyor. Hocam çok teşekkür ederiz öncelikli olarak bu röportaj için. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, geldiğiniz zaman herkes demişti ki e, sezon başında hiç takım almayan bir Sergen Yalçın var. Ve e, siz de demiştiniz ki ben sahaya çıktığımda herkes neler yaptığımı görüyoruz. Bunu Baksın, sana mı söylemiştin? Evet mi? bana söylemiştiniz hocam. Ee, şimdi bugüne geldiğimizde çifte kupa var. Sezon başı takım aldınız ve çifte kupa. Nasıl oldu hocam? E, tabii çalışma çalışma şartları ve koşulları her yerde aynı olmuyor. Bazen e, farklı farklı sonuçlar doğurabiliyor çalıştığımız camialar. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bu çok normal bir durum. Yani ama e, eleştiri boyutu yaptığımız için maalesef çok fazla olduğu için işte orada almadı, burada bıraktı, orada başlamadı, orada onu yapmadı, burada bunu yapmadı. Bunlar söyleniyor tabii. Benim de çalıştığım süre boyunca çok konuşuldu bunlar. Çok da gerçekler bilinmiyor tabii. Sadece konuşuluyor. Aslında gerçekler araştırılsa biraz ortaya çıksa çok daha farklı sonuçlar doğar ama maalesef futbol oynarken de bu işin eleştiri boyutu üzerinde çok fazla vardı. ...şu anda görünen antrenör kendi herhalde. Daha öyle da fazla oldu. diyebilir miyiz hocam? Yani öyle olacak gibi görünüyor. Yani işin, yaptığımız işin e, karşılığı bu yani. E, tabii ki başarı ve başarısızlık e, durumunda e, sonuçlar farklı oluyor. Ama e, zaten yaptığımız işin de gerçeği bu. Özellikle Türkiye'de ülkemizi ülke futbolunda diyelim. Yani başarı, başarısızlık ortası maalesef yok Artısı da çok fazla yazıyor. Eksi de çok fazla yazıyor. Bunları biliyoruz tabii çalışırken. Biz artısını <laughs> almak istiyoruz daha çok. Eksisi hele büyük camialarda çok daha zor. Eksi tarafı için. O yüzden yani şimdilik durum iyi. Yani bu sene iyi, bu ufak sene... Tefek şeyler yaşadıysak da iniş çıkışlar, problemler yaşadık doğal olarak ama sonuçta hedefi bulmak, ligi çok başarılı bir şekilde bitirmek iki tane e, kupa kazanmak. Tabii oyuncuların kazandığı kupalar bunlar. Öncelikle onu belirteyim. Sağda mücadeleyi veren oyuncular. Ben kendimle ilgili benim başarı başarı kriterim kupalarla ilgili değil. Benim başarı kriterim daha farklı şeyler. E, onları da istersen söylerim biraz. Nedir sonra. hocam? Benim e, oynayan oyuncular. Onu, onu söyleyeyim öncelikle bütün mücadeleyi veren oyuncular sahada her şeyi yapan oyuncular kazanılan kupalardaki başarıdaki en büyük payda olarak tabii ki futbolcuların. Tabii teknik ekip ve benim de e, bu işte katkım var. Başkanımızın da katkısı var. Yönetim kurulunda katkısı var. Yakınımızda olmasa da taraftarımızın da e, etkisi var. O yüzden bu başarı herkes kendi alınması gereken bölümleri bu başarıdan alabilir diye düşünüyorum ama benim başarı kriterim daha farklı. Yani kendi açımdan daha farklı şeyler ben başarı anlamında görüyorum. Peki hocam şimdi eleştiriden devam edecek olursak tabii ki eleştiri yapılacak ama canınız da yakılmak istendi mesela. Transferden özellikle geçtiğimiz sezon başına dönecek olursak. Evet. Bazı transferlerde canınız gerçekten yakılmak istendi. O çirkin iddialara maruz kaldınız. O zaman ne hissettiniz hocam? Ee, yani bir şey hissettim derken yani çıkıp her şeyi tabii konuşamıyorsun televizyonlarda. Her şeyi anlatamıyorsun. Yaşa, yaptığımız iş zor bir iş. Ee, çıkıp <laughs> Her şeyi konuştuğun zaman farklı yerlere gidiyor İş iş. Bu sefer içeride problem yaşamaya başlıyorsun ama benim için e, hissettiklerim, benim için başarı kriteri çok farklı. Ben iki tane genç kaleciyle oynadım. Yani evet. iki tane genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Ben 20 yaşında Rıdvan'ı futbolcu yani Beşiktaş camiasına kazandırmaya çalıştım. Benim için başarı kriteri bu. Ben kulübe hiçbir ekonomik zorluk yaratmadım. Benim için başarı kriteri bu. Tarihin en ekonomik kadrosunu kurdum. Tarihin en ekonomik kadrosuyla iki tane kupa aldık, şampiyonluk yaşadık. Benim için başarı kriteri bu. Tarihin en zor sezonunda, en sıkıntılı sezonunda, pandemi sezonunda, ne bileyim 40 tane 42 tane maçın olduğu bir sezonda bu kadar ekonomik e, sıkıntılı bir süreçte ekonomik olarak kadroyu böyle tutmak e ne bileyim genç oyuncuları kullanmak kalecileri işte Rıdvan'ı e başarısız en büyük başarısızlığım da bence Güven mesela. Yani Güveni çok ümitli ümitliydim buraya geldiğimde ben Güven'den. Ama onu bir türlü bu işin içine sokamadım. Yani en büyük başarısızlığım bence Güven'i bu işin içine sokamamak oldu. Benim için en büyük başarısızlık o oldu. Çok güveniyordum. Çok Bence çok yetenekli bir oyuncu. Ona da bir zaman verdik. En azından biraz kafasını dinlesin. Gitsin İtalya'da bir kulüpte oynasın. Muhakkak döndüğü zaman tekrar konuşacağız onunla tabii. Çok yetenekli. Buraya Beşiktaş'a çok ciddi şeyler katabilecek kapasitesi var. Yeteneği var. İnşallah önümüzdeki sezon güven artık böyle bir değişkenlik yaşamış olarak takımına geri döner. Pauk maçına gelecek olursak hocam. Pauk mağlubiyetleri. Pauk'a FAO karşısında alınan sonuçlar ve Beşiktaş taraftarının acaba bu senede mi başarısız olacağız? Transferlerin olmaması, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 9 günlük bir antrenmanla ee, yeni futbolcuların e, maça çıkması, evet. o süreç, ardından ligin başlaması. Bu süreçlerde neler yaşadınız hocam? Yani çok zor bir süreç. Neden zor bir süreç? Ben o zaman da söyledim. Şimdi Avrupa Kupalarında oynamak tabii ki çok önemli. Yani oralarda başarılı olmak, işte Şampiyonlar Ligi, UEFA, oralarda boy göstermek tabii ki çok önemli. Biz de isteriz oralarda boy gösterelim ama geçen sezon için şunu söyledim ben. Şimdi bu sezon Avrupa için doğru sözü olmaz. Camiamızın formasını giyiyor bu oyuncular. Ve sahaya çıkıp mücadele ediyorlar. Yani. Wellington'a gelelim hocam buradan. Mesela Wellington hiçbir zaman ilk maçlarda e, hep bu tabirlerle anıldı aslında. Wellington bir türlü kendi beğendiremedi ama baktığımız zaman son haftalar şampiyonluğun gelmesinde Wellington'un inanılmaz bir katkısı var. Ligin e, istatistiği en iyi oyuncusu Wellington. Yani, i̇statistik evet. olarak en iyi oyuncusu. Bir oyuncu alırken tabii ki bu işin bak ekonomik boyutu var. Şimdi herkesin anlamadığı bir konu var. Ekonomi var. Yani ben biz bu oyuncuları e, yani bize 5 milyon euroluk oyuncu alalım dediler de biz almadık mı mesela? Yani işin biz kulübü düşünüyoruz bunları yaparken. İşin ekonomisini düşünüyoruz. Yani Wellington ekonomik olarak bize çok uygun bir oyuncu ve performans olarak da benim Alanya Spor'da şu, tanıdığım bir oyuncu. Ben ne alacağımı biliyorum oyuncudan biz Wellington'u alırken ya hadi biz Wellington'u alalım da burada oynatırız diye almadık. Biz oyuncuyla çalıştık, oyuncuyu tanıyoruz. Mesela El Sakala, El Sakala da, konusunda da çok eleştiri oluyor. Şimdi alabilecek biz de alırız. Başarılı olmak zorundayız. Bunu yaparken de ekonomi taraftarımızın tribünlere geldiğini gördüğümde inan şok oldum. şok oldum yani. Çünkü biz böyle bir bir şey beklemiyorduk. Yani o imza töreninden sonra ekibi topladım dedim ki yani biz yandık. <laughs> Gerçek diyorum yani. Doğru. Yani biz biz üzerimizdeki sorumluluğu o an hissettik. Yoksa biz de yani bir çok fazla sorumluluk hissetmiyorduk yani. Biz de geldik çünkü işin yani ne olacak ne biteceğinin kıyasını yapmadık, farkında da değildik. Yani biz taraftarı görünce orada o zaman üzerimizdeki o zaman sorumluluk bindi üstümüze. Dedim biz yanlık. Yani biz burada başarılı olmak zorundayız. Bizim başka bir şansımız yok. Zaten başarılı olmasak zaten ne olacağı belli yani. 6. haftadan sonra en yani fazla 3 hafta daha çalışırdık. Zaten... Gaziantep maçı diyebilir miyiz hocam? Ya yani Gaziantep maçı bence dönüm noktası. Şöyle ee, o karşılaşmayı kaybettiriz. Ersin'in kırmızı kart gördü karşılaşma. Ve Deplasmandık Gaziantep maçı. Ardından Başakşehir ile Fenerbahçe maçı vardı. Belki de kaybetseydiniz bugün Beşiktaş ne çifte kupa alacaktı ne de siz bu görevde olacaktınız. Yani herhalde bizim olmayacağımız kesindi de. <laughs> devamını bilmiyorum ondan sonra. Vardı değil mi hocam böyle bir şey? Yani sizin bırakma gibi bir gayeniz var mıydı kafanızda yoksa? Yok. Ben ilk başladığım günde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben asla benim burada görevi bırakmam söz konusu bile olamaz. Onu söyleyeyim bir defa. Yani başladıktan sonra ben görevi bırakmam. Çünkü bana taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde ben görevi bırakamam. Öyle bir lüksüm yok benim yani. Ben sonuna kadar sezon içerisinde de yaptığım röportajlarda bazen çok sert röportajlar yaptım böyle çok agresif röportajlar da yaptım. Biz başarılı olacağız. Ben ligin ortasında da söyledim. Yenildiğimiz maçtan sonra söyledim. Biz şampiyon olacağız. Biz şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sahaya çıkacağız, savaşacağız, her şeyimizi vereceğiz ama şampiyon olacağız sonuçta. Bunları sezon içerisinde söyledim zaten. Dönüp geriye bakarsanız görürsünüz zaten. Ha olamayabiliriz ben söyledim diye böyle bir şey olacak diye bir durum yok. Olamayabiliriz zaten. Bu da normal. Ama biz sonuna kadar her şeyimizi vereceğiz. Çünkü üzerimizde çok ağır bir sorumluluk var. Biliyoruz yani taraftarımızın bize olan güvenini, ilgisini biliyoruz yani. Bize o kadar çok destek veriyorlar ki biz, biz de onlara bir şey vermek zorundayız yani. Karşılığında bir şey vermek zorundayız. Yani kadro eksikmiş, öyleymiş, böyleymiş bir şey ifade etmiyor fazla. Yani 11 tane oyuncu çıkıyorsa eksik yok demektir yani. Bunu sezon içinde de söyledim. Son 12 haftayı minimum 6-7 eksik de oynadım zaten. Son 12 maçı... Golcünüz yoktu hocam. Ya, yani golcü yok, o yok, bu yok. Ama görünen şu son 12 maçı minimum 6-7 eksik de oynadım. Ve bir gün bunu ifade etmedim çıkıp. işte yok benim o eksiğim var, bu eksiğim var. işte ben o yüzden kaybettim. O yüzden böyle oldu. O yüzden iyi oynamadım falan. Hiç böyle bir sistemde hiçbir zaman bulunmadım. Niye? Ben problem yaratmak için bu işi yapmıyorum. Ben problem çözmek için buradayım yani. Öyle mi? Evet. Ben Problem yaratamam ben. Ben çözmek zorundayım. Yani bir sıkıntı varsa onu çözmek zorundayım. Onun için çünkü buradayım ben. E ben bir de üstüne problem yaratırsam kim çözecek bunları yani? Birinin çözmesi gerekiyor. Ben çözen kişi olmak zorundayım. Yaptığım iş karşılığı. Ama elimizden geldiğince her şeyimizi verdik. Her şeyimizi bıraktık. Özel hayatımızı, her şeyimizi buraya verdik ta yaklaşık kaç ay oldu ben sana söyleyeyim 14 ay belki 15 ay olmuştur pandemi dönemi hiç ara vermeden durmadan yani nefes almadan çalıştık 3 günde bir maç 4 günde bir maç kolay değil oyuncuların işi bizden çok daha zor oyuncuların çok karakterli oyuncular Allah'tan çok sağlam karakterli çok işe dört elle sarılan oyuncular kim işte hepsi karakterli oyuncular. Hepsini oynattık. Dorukan'ı sol bek oynattık. İşte Necibi sağ bek oynattık. Necibi stoper oynattık. Orta saha oynattık. Ne bileyim Larini santrafor oynattık. Sol kenar oynattık. Raşit'i merkezde oynattık. Gökhan Töre'yi santrafor oynattık. Yani elimizdeki oyuncuları maksimum şekilde verim alabileceğimiz pozisyonlara soktuk ve oynattık. Allah da yardım etti. İşin sonunu mutlu bir şekilde görebildik. Yani bizim için benim için ekibim için özellikle ekibimden bahsedeyim kamera arkası onlar çok tabii ekibim e, ön plana çıkmıyor ben sürekli konuşuyorum ama benim arkamda bir sekiz kişilik Hoca, ekip var ki. o ekibin de verdiği mücadele çalışma arzusu verdiği ne bileyim güven Özellikle Murat Şahin'in bütün her şeye hakim olması, bütün her şeyi koordine etmesi, beni rahatlatması, benim sadece işin belli bir bölümüne bakmam, kondisyonerin kendi işini yapması, analizcinin, kaleci antrenörünün işte herkesin kendi işini yapması, tabii bizi oyuncuların da buna e, şey vermesiyle reaksiyon birlikte, varmış, reaksiyon vermesiyle sonuçta biz, biz final bölümünü gördük. Zaten sezon başında da dikkat edersen hep şunu söylüyorum, yani Nisan ayını işaret ediyorum hep, Nisan ayı. Yani Nisan ayında ne olacaksa olacak. Biz de o Nisan'a en kötü şekilde girdik. Peki hocam neden hep son hafta şampiyon olacağız dediniz? Hayır ben hep Nisan ayını işaret ettim. Nisan ayını işaret Yani Nisan ayındaki o Curcuna'da o sıkışık trafikte bizim tam kadro olarak kalmamız çok önemliydi. Tabii. Biz onu kalamadık biz öyle. Yani biz son bölüme tam dedik ki tamam o oh, maç arası geldi. Şimdi biraz dinlenme var. Bir haftalık ara var. Oyuncularımız da dinlenirler. Tam kadro olarak final bölümüne gireriz dedik. O anda bizim işimiz bitti. Hocam, bir milli takımdan oyuncular bir geldi. Tabii, sakat. Herkes sakat. 6 oyuncu, yedi oyuncu, sekiz oyuncu yeri geldi. Bir türlü şeyi kuramadık. Yani o birlikteliği kuramadık ama Allah razı olsun oynayan oyuncularımız da hepsi elinden gelen her şeyi yaptılar. Peki hocam şimdi devre arasında mesela baktığımız zaman rakipleriniz Galatasaray dört tane transfer bir tanesi özellikle çok konuşuldu Mustafa Muhammed Getson Fernandes çok iyiydi evet. Fenerbahçe'ye bakıyoruz İrfancan kahveci Mesut sözil iki tane çok önemli transfer Beşiktaş sadece Cenk Tosun transferi yaptı Cenk de e, çok talihsiz bir şekilde sakatlandı Evet e, ya o döneme bakıyoruz hocam şampiyonlukla Beşiktaş'ın adı yan yana konulmuyordu. <laughs> Tabii Tabi devre arasında e, geldiğimizi biz e, liderdik değil mi devre arasında Evet biz lider durumundaydık yani bu aslında beklenmeyen bir durum çünkü sezon başından beri böyle bir e, durum beklenmiyor işte ben hep konuştuğumda Beşiktaş ne olur işte kadrosu eksik o eksik üçüncü olur dördüncü olur beşinci olur işte yok o olur bu olur e, söylenen şeyleri ben de biliyorum yani hepsinin farkındayım yazılan çizilen ve konuşulan şeylerin ama işin gerçeği öyle değil ya bir ortada bir oyun var yani sen istediğin kadar o eksikte bu eksikte şu eksikte bir oyun var yani sahaya konulan bir sistem var. Ortada bir oyun var ve saha içinde de buna reaksiyon veren oyuncular var. Oyunun çok güçlü olması ve bu sezonun uzun bölümünde var. Bu güçlü oyun. Ha, sezon başında kötü oyunlar oynadı. Kaybettik. Kaybedebiliriz. Maç yapıyoruz. Kazanırsın da kaybedersin de yani. O, öyle değil mi şimdi? Yani? Bir maçın garantisi mi var? Hiç bu oynayacağım maçı kazanabilirim diyebilir misin? Diyemezsin. Her şey olabilir ama ortada bir mesela benim için en güzel tarafı bu. Şimdi biz şampiyon olduk. Herkes diyor ki Beşiktaş hak etti şampiyonluğu. Öyle mi? Ya benim için en güzel tarafı bu. Demek ki biz bir şeyler vermişiz yani izleyiciye. Öyle mi? Biz yani Fenerbahçeli'ye de, de ya da, ya da, ya da biz izleyen insanlara, maç seyreden insanlara demek ki bir şey sunmuşuz. Bizim işimiz mi? Çünkü biz bir şey sunmak zorundayız. Şimdi hep şunu konuşuluyor işte. Taraftar tribüne gelmiyor. İşte 50 bin kişilik stadımız var. Taraftan tribüne gelmesi lazım. Şimdi o taraftarın gelmesi için bir şey sunman lazım. Sen sanatçısın yani. Bir şey sunacaksın ki onlar da gelip izlesin. Şimdi sinemaya gidiyorsun. Bir film kötüyse herkes sana film nasıl? Çok kötü gitmeyin diyorsun. Kimse gitmiyor filme. <laughs> Doğru. e şimdi maça geliyorsun. Nasıl maç? Ya öylesine bir maç işte. Öyle oynuyorlar. <laughs> bir şey yok. Dediğin zaman millet maçı seyrediyor. Millet maça gelmez ki o zaman. Ama geliyor güçlü oyunu görüyor. Önde oynayan işte kazandığı yerde hemen reaksiyon gösteren, basan topu tekrar en kısa süreyle geriye kapan, kenara kullanan, öbür kenara kullanan, merkezi kullanan, olmadı duran toptan sonuç bulan. Yani o oyun içi agresifliğini gösteren bir takım gördüğün zaman o zaman insanlar maça gelmek isteyecektir. O zaman izlemek isteyecekler. Diyecekler ki ya bizim takım çok iyi oynuyor, acayip maçlar çok güzel oluyor, gidelim izleyelim. Evet. Yani bunu verebiliyorsan o zaman sen işini doğru yapıyorsun demektir. Yani Kesinlikle. benim için en önemli tarafı biz işimizi doğru yaptık. Biz işimize gereken saygıyı gösterdik ve kaldığımız süre boyunca da bir buçuk senedir buradayız. Biz işimizi doğru yaptık. Bizim için en sevindirici tarafı bu. En başarılı tarafı bu. Biz en doğru şekilde ekibimle beraber işimizi yaptık. Şimdi hocam özellikle bazı kariyerinde düşüş yaşayan isimler Sergen Yalçın'la yeniden hayata dönüyor. Ben hatırlıyorum Batuhan da sizin, sizin döneminizde bir takıma gitti Sivas. Evet. Burada iyi hatırlıyorum. İşte Ozan'dan e, Ozan Tufan'ı söyleyebiliriz. İşte Salih'in bir çıkışı var. E, şimdi bakıyoruz Beşiktaş'ta arka direk Larin diye bir gerçek var. Larin se <laughs> sezon başında Belçika'ya gitmek istemediği için takımda kaldığı söylenir hep. Ve bakıyoruz bugün e, 15 milyon eurolardan bahsediliyor Larin için. Dokunduğunuz kariyeri böyle bitip, e, artık kariyeri çok büyük düşüşe geçen isimlere ne yapıyorsunuz da geri dönüyorlar hocam bunlar? Ya çok büyük düşüş demeyelim ona. Şimdi ben sana mesela Raşit Kezar'la ilgili bir örnek vereyim mesela. Ben son transferin bitmesine 3 gün falan vardı herhalde. Bilmiyorum tam yalan söylemeyeyim şimdi. 3, 4, 5, 2 neyse. Ben Raşit Gezal'ı telefondan seyrettim. Bir dakika falan seyrettim Raşit Gezal'ı. Ya oyuncuyu bir gördüm. Dedim ki ya bu oyuncu nerede? Ya ben hiç tanımam Raşit Gezal'ı falan. İlk defa gördüm yani, Dedim bu oyuncuyu nereden buldun yani sen bu oyuncuyu nerede gördün? Bir dakika falan seyrettim telefondan. Dedim hemen getir bunu. Hemen getirin bunu. Öyle aldık yani. Ve öyle ekonomik aldık ki parasının yarısını da restor ödüyor. Tabii. Yarısını biz diyoruz, yarısını Leicester ödüyor. Bu şartlarda aldık yani. Oyun, şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer oyuncuda yetenek varsa Ozan Tufan gibi. Yeteneği varsa onu ortaya çıkarmak çok zor bir iş değil. Sadece oyuncunun istemesi gerekiyor. Biz ona abisi olarak yardım ediyoruz sadece. Ya biz ona yolu şekilde. gösteriyoruz sadece. Yani Larin mesela santrafor diye tep tabi edildi. Ama Larin Santrafor oynayabilecek özelliklere sahip bir oyuncu değil. Mecbur kalırsan kullanırsın. Ama Larin arkası dönük çok faydalı olan bir oyuncu değil. Çünkü değişik özellikleri var. Hızlı, hava hakimiyeti çok iyi, vücudunu çok iyi kullanıyor. O cezaların içine o o sızmaları çok iyi yapıyor. hani o koşulları cezaların içine çok iyi yapıyor. Yani çok değişik özellikleri var. Ama olmayan bir pozisyonda oynatırsan alamıyorsun. O zaman da oyuncu kötü gibi görünüyor. Halbuki performansı alabileceğin yerde oynatırsan oyuncuyu ve ona o güveni verirsen oyuncudan performansı alıyorsun. Zaten bunlar ihtiyacı olan oyuncular. Yani Ozan da bana geldiğinde ki durumu ortada. ihtiyacı vardı zaten. Ona sadece yani risif olması gerektiğini de bazen sorunlar da yaşıyoruz ufak tefek oyuncularla. Yaşayacağız tabii. İşimiz bu. Biz zaten bu sorunları çözmek için bu işi yapıyoruz öyle değil mi? Problem çözmek için. Yoksa ben problem problem yaratan adam antrenör olur mu hiç? Olamaz. Çözen adam antrenör olur problem çözersen yapabilirsin o zaman. Yani sorun yaratmak yerine sorun çözmek. Sezon başından beri biz çalışıyoruz. Hiçbir sorun yaşadığımızı gördünüz mü antrenmanlarda? Oyuncularla ufak tefek sorunlar yaşadık ama çok kısa süreçte onları çözdük. Yönetimle hiçbir sorun yaşamadık. Başkanla hiçbir sorun yaşamadık. Neden yaşamadık? Çünkü biz sorun çıkartan bir yapıya sahip değiliz. Avantaj burada. Ya yani biz sorun çıkartmıyoruz. Yani sorun çıkartmak istesek 100 tane çıkartırız yani. Sorun çıkarmak çok kolay. Ama sorun çıkarmak yerine bu tarafı tercih ediyoruz. Sorunları çözüp başarılı olmak. Bu taraf bizim için çok daha değerli. Burası bizi bir yerlere getirebilir. Burası bizi motive edebilir. Ne bileyim? Bizi bu mutlu eder. Yani beni şampiyon olmak, kupa kazanmak, maç kazanmak mutlu eder. Beni para kazanmak mutlu etmez. Oraya geleceğiz hocam. Anladın mı? Orası çok ben önemli. Ben yani ben kupa kazanmam lazım. Ben başarılı olayım. O içimdeki eee hazzı yenmem lazım benim. Yani o onu tatmam lazım benim. Bunun karşılığı maddiyatla ölçülemez. Bunun karşılığında bir maddiyat yok. O zaten çok acı olan bir taraftayım. Yani mesela şimdi geleyim oraya. E, çift kupa aldınız. Şimdi bakıyorum Sergen Yalçın'la işte sözleşmelenecek. Ya ben hocam mütevazı olamayacağım da ben sizi çok çok eskiden siz benim çocukluğumu biliyorsunuz. Çok iyi tanıdığım için Asla ve asla bunu konuşacak bir insan değilsiniz. Yani. Çok iyi bilirim. Yani sizi çok iyi tanıyanlar bilir. Yani hani ben sizin evladınız ya. gibiyim adeta. Ben çok iyi bildiğim için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani sizin yani şunu anlatayım ben televizyonda da sürekli işte maddiyat konuşuyorlar herhalde. Yani sizin bu şampiyonluklardan anladığınız bu mu yani? Maddiyat mı yani? Siz bunu mu anladınız? O zaman siz bir şey anlamamışsınız yani kusura bakmayın. Siz hiçbir şey anlamamışsınız. Eğer bunu anladıysanız siz siz bir şey anlamamışsınız yani. Biz daha çok daha farklı duyguları tatmak istiyoruz herhalde bunun farkında değil kimse. Yani biz başka duygular tatmak istiyoruz. Ben buraya geldiğimde de bana kontrat getirdiler. Ben kontratta ne yazdığını bile bilmiyorum ya. Okumadım bile kontratı. İşte ya yöneticiler orada sorun yöneticilere. 100 100 sayfalık kontrat geldi. Bir sayfasını okumuş mu diye sorun yani. Bir sayfasını bile okumadım. Yani sizin anladığınız bu mu bundan? Maddiyat mı yani? Bu mudur? Ya tabii ki işin bir maddiyat kısmı var. Biz de sonuçta bir ciddi bir iş yapıyoruz yani. Ya ama siz bunu mu anlıyorsunuz? Ya biz bunu anlamıyoruz ya. Yani biz burada sürdürülebilir başarı anlıyoruz. Biz burada kurulan sistem, biz bunları anlıyoruz. Kurulacak kadro. Ya bunlar çok daha önemli bizim için. Şampiyonlar Ligi. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynayacağız, lig oynayacağız. Ya yani nasıl kadro kuracağız? Nasıl bir kadro kuracağız? Oyuncular almamız lazım. Ha, tamam biz iki tane kupa kazandık, şampiyon olduk. E, ne oluyor yani? Bitti mi? Bitti hocam bunlar eskiden de yani. Geçti onlar. Biz aa ben iki tane kupa kazandım ya oraya mı döneceğiz oraya mı bakalım onunla mı övüneceğiz biz mesela atıyorum üç ay sonra biz ne diyeceğiz ya bakalım biz geçen sene iki kupa kazandık ha farkında mısın on, on, onları mı anlatalım yani. <laughs> Hayatta söylemezsiniz hocam Hayır, böyle bir şey. hayat devam ediyor <laughs> Doğru. hayat diye zaman geçiyor Ö lig başlayacak kamp başlayacak transferler var kurulacak sistem var hangi oyuncu grubu var nasıl bir sistem kuracağız şampiyonlar ligi var lig var elendin uefa var dönemedin türkiye kupası var. Ya buralar var. Biz tutun, biz takmışız e, maddiyat. Ya bunu mu anladınız bunlardan yani siz? Bu kadar iş yaptık, bu kadar mücadele ettik. Bu mu? Maddiyat bunu mu anladı herkes yani? Çok yazık herkes yani. Herkes bunu konuşuyor. Çok Sergen yazık yani. Çok üzülüyorum yani bunları. Bu konuşulanları duyunca çok üzülüyorum gerçekten. Vallahi çok üzülüyorum. Hiç yani inanılır gibi değil yani. Bu kadar mücadele ettik, bu kadar iş yaptık. Ya bunu mu anladı herkes? Üzüldüm yani. Onları duyunca üzülüyorum gerçekten. Hocam gerçekten aslında... Ee, üzülmesi çok normal. Çünkü hedefleri olan bir teknik adam. Siz Beşiktaş'ı daha yukarıya taşımak istiyorsunuz. Mutlaka ki Beşiktaş'ta devam etmek en büyük isteğiniz. Hayır. Şimdi bitti mi yani hedef? Ne oldu yani? <laughs> yani? Tamam. Çok zor bir sezon geçirdik. Bir sürü sıkıntı yaşadık. Okey. Mücadele ettik. Savaştık. Başkan herkesin maaşını gününde ödedi. Primini gününde ödedi. Çok önemli iş yaptı bence. Bu Beşiktaş'ta çok önemli. Çok Nisan çok önemli. ayında kimsenin alacağı yoktu mesela kulüpte. Herkes maaşını da almıştı. Bütün primlerini de almıştı. Her ay maaşım her oyuncu almıştı bütün maaşlarını. Ha bu çok öyle şey mi yani? Ya maaşlar ödenmiyor mu zaten? hocam ödeniyor da öyle olmuyor o işler yani. Dön arkaya öyle gitmiyor o işler. Tabii. Şimdi tamam onlar hani şu şey bu marifet mi? Soru soruyor. Ya bu marifet mi? Değil ama Türkiye'de marifet. Marifet. Evet Türkiye'de marifet hocam. Avrupa'da değil. İngiltere'de bu marifet değil. Almanya'da değil. İtalya'da değil. Ama Türkiye'de bu marifet. Öyle mi? Kesinlikle olacak. E şimdi işin atıyorum başkan o kadar sorumluluğun altına girmiş, o kadar sıkıntı yaşamış, bir sürü şeyle uğraşmış. Geçen sene de geldikmiş bu kurula. Geldiğimizdeki sorunlar ortada. Tabii Neler yaşadık geldiğimizde geçen sene. Ne, ne problemler var. Bir kuruş yoktu ödenecek hiçbir yere. E şimdi bu sene toparladılar, düzelttiler, kampanyalar yaptılar. İşte öyle veya böyle biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Biz kendi ben kendi kontrolatımda da ekonomiye yardım yardımcı oldum. Hiçbir şey istemedik. Hiç, sezon içerisinde de hiçbir şey istemedik hocam biz. Hiçbir şey istemedik ya. Ne maddi olarak ne manevi olarak ne bir oyuncu ne bir şey. Hiçbir şey istemedik ki. Ya kulübü hiçbir sıkıntıya sokmadık zaten. Elimizdekiyle yapılabilecek en iyi şeyi yapmaya çalıştık. Ha Şimdi biz başarılı olduk. Konuşuluyor. E, olmasaydık ne olacaktı? O tarafını da konuşalım istersen. Olamasaydık ne olacaktı? Doğru. Türkiye Kupası'nı kaybetseydik. Ligde de şampiyonluğu kaybettik diyelim. Ne olacaktı o zaman şimdi? Şimdi ne konuşulacaktı mesela? Sergen Yalçın başaramadı. Yani. Türkiye futbolu maalesef böyle. Kimse yani bunları konuşurken işin iki tarafını da konuşmak lazım. Biz sürdürülebilir başarı istiyoruz. E şimdi biz şimdi tamam bu sene başarılıydık. E, ne yapalım seneye ne yapacağız peki? Seneye daha başarılı olmak istiyoruz. Daha yukarıya çıkmak istiyoruz. E, dün televizyonda şeyi seyrettim. Villarreal Manchester United finali var biliyorsun. Evet. İki tane takımın biliyor musun şeyini maddi değerlerini? Evet, evet, doğru takımı. doğru hocam. Yani ortalama biri 250 milyon euro. Aynen öyle. biri 750, milyon, milyon euro. E şimdi şampiyonlar ligi oynayacağız yani. Tabii. Başarılı olalım. Nasıl olacağız? Şimdi soruyorum çok nasıl olacağız? E kiralık hocam ya yani, sözleşmesi biten isimler ha, de var. Bak tamam giden bir ton oyuncu var. Zaten kadro eksik şu anda. Rozier gitti, Raşit gitti. Abu Bakar yok, Montero gitti. Kim var başka? 4. Mensah gitti. 5. Başka kim? Var başka bizden giden. Utku'nun sözleşmesi ya Doğru kan gitti. 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 Yok, Utku'yla anlaşırlar tahminim. Evet. Utku kalır. E, şimdi giden oyuncular var. E, şimdi planlamayı konuşmayacağız mı? Biz nasıl kadro kuracağız seneye? Biz de Ben daha yönetimde hiçbir şey konuşmadım ki. Ben oturup ne kontratımı konuştum, ne bir planlamayı konuştum. Hiçbir şey konuşmadım. Daha işte yok onu istiyor, bunu istiyor. ya yani, Ayıp böyle şey Yalan değil mi hocam bunların Çok hepsi? ayıp. Yalan tabii. Hepsi yalan. En çok beni sık üzen de şu. Ya çıkıyorlar televizyonlara, benim 20 sene önce. İşte futbolcuyken şöyle yapıyordu. Ya sana ne kardeşim benim futbolculuk dönemimde yaptığım şeylerden. Öyle mi? Aynen öyle. Çıkıyorsun televizyonlarla yalan yanlış benimle ilgili hikayeler anlatıyorsun. İşte Beşiktaş'ta oynarken gitmiş de onu yapmış da yok oradayken ya sana ne kardeşim. Sen ne kendi kafandan yalanlar anlatıp da hocayı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun yani. Ben teknik direktörüm ya. Bırak benim o 20 sene önce ne yaptığımı. Öyle mi? Aynen öyle. Sen mi? benim bugün ne yaptığıma bak. Benim teknik direktörlüğüme bak. Ben bu işi yapabiliyor muyum? Benden memnun musun? Ben takımı yönetebiliyor muyum? Ben oyunsal anlamda bir şey verebiliyor muyum? Benim oyuncularla direkt di, di, diyaloglarım nasıl? Benim iletişimim nasıl? Ben antrene edebiliyor muyum? Ben başarılı olabiliyor muyum? Yani ben yeterli katkıyı veriyorum. Sen bunlara bak. Bırak abi sen. Yok 15 sene önce onu yapmış. Yok 10 sene önce onu yapmış. 20 sene önce bunu yapmış. Ya hangi dünyada yaşıyorsunuz siz? Doğru. Hangi bir önümüze bakalım. Öne bakalım. Yani öne. Geride bir şey yok hocam. Biz şampiyon olduk, başarılı olduk ya. Bitti o. O bitti orası. O buraya bak, önümüze bakalım. Yarın ne yapacağız biz? Biz yarın başarılı olabilecek miyiz? Biz şampiyonlar ligi oynayacağız. Biz kadro kurabilecek miyiz? Biz nasıl bir kadro kuracağız? hedefi oynayabilir miyiz? Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Bu bütçelerle Biller el diyorsun. İspanya'nın baş altı takımı 250 milyon euro bütçesi var. Bu İspanya'nın baş altı takımı ha. Kesinlikle. Şey takımı da değil yani. Önemli bir kulübü de var. değil. değil. Bizim bütçemiz ne? Doğru. 25 milyon euro, 30 milyon euro maksimum bütçe. Bize bu sene verdikleri bütçe bu. 25-30 milyon euro ile 1 milyar euro bütçesi olan takımlarla oynayacaksın. Şimdi bu nasıl olacak? Hayır, nasıl olunacaksın yani mesela? Şimdi Avrupa'da şimdi dönüyorum uluslararasına. Hep diyorlar ya Avrupa'da başarılı olmamız lazım. Avrupa'da başarılı olmamız lazım. Ülke puanımız düşüyor. Şampiyonlar Ligi'ne bir dahaki sene katılamayacağız. Evet. Tabii ki katılmayacaksın. Böyle ekonomiyi yönetirsen katılamazsın. Öyle mi? Kesin. Katılamazsın hocam. Sen ekonomiyi doğru yönetirsen Kulübü doğru yönetirsen, bütçeyi yukarıda tutarsan, doğru şeyler yaparsan, ekonomi iyi olursa o zaman marka değerini yukarıya taşırsın. Yarın takım değeri 100 olur, öbür sene 200 olur, öbür sene 300 olur zaten. Türkiye'de kulüpler para kazanıyorlar, öyle mi? Kesinlikle. Kazanıyorlar zaten. E, marka değerini yükseltip kulüpler kendi kazançlarını da ekleyince bunu yukarıya çıkarabilirler. Ama ekonomiyi kötü yönettin mi nasıl çıkaracaksın? Bütün kulüpler hepsi bütün kulüpler borçlu, öyle mi? Nasıl oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde? Nasıl kadro kuracağız? Tamam Türkiye Ligi'nde bir şey kuruyorsun. Bir mücadeleydi. O'ydu, ha uydu falan filan filandı. Gidiyorsun bir şekilde. E, Avrupa'da böyle bir sistem yapı yok yani. Avrupa'da başarılı olmak için belli bir yapı... Kriterin olması belli lazım. Belli bir kriterin Yapın. olması lazım. Şimdi yani ne yapalım? Hayal mi satalım? Birbirimizi mi kandıralım konuşurken? Ben asla, ben konuşurken asla yalan söylemem. Ve hayal satmam. Ben hayal satamam kimseye. Öyle mi? Satamam. Hocam şimdi şu da var. İnanılmaz seviliyorsunuz. Taraftar size adeta aşık. Yani çok özledikleri bir şampiyonluk, çifte kupa ve herkes her şeyin farkında sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Sezon başında işte e, ekonomiyi düşünerek yapmış olduğunuz transferler, kimsenin aslında sizi şampiyon adayı olmaması görmesi ama sizin çifte kupa şampiyon olmanız. Taraftar şunu bekliyor. Sergen Yalçın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında takımın başında olacak mı? Niye olmayayım? Neden olmayayım? İnşallah olurum. Tabii ki çalışmak istiyorum. Yani neden olmayayım mesela? Niye böyle bu tür konuşmalar sürekli oluyor? Ben anlamıyorum onu yani. Ben yönetimle daha hiç görüşmedim mesela. Hiç kimseyle konuşmadım. En ufak bir konuşma bile yapmadım. İşte hoca onu istiyor, bunu istiyor. Yok şu <laughs> kadar istiyor. Ya arkadaş sizin anladığınız bu mu ya bundan yani? Biz başka şeyler istiyoruz. Biz bir kadro istiyoruz. Diyorsunuz. Yani bizim maddi konuşacağımız konu en son olan konu. Önce sistemi konuşacağız, kadroyu konuşacağız. İşin kontrolat kısmını ondan sonra konuşacağız. Ben Başarılı olmayacağım yerde çalışamam. Onu net söyleyeyim. Ben başarılı olmak zorundayım. Şimdi bir başarı elde ettik, ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Öyle mi? Kesinlikle. Artık daha fazlasını yapmamız gerekiyor ve sürdürülebilir başarı yakalamamız gerekiyor. Öyle mi? Bunun için maddiyat önemli değil. Bunun için burada bir sistem, doğru sistem, doğru kadro, ondan sonra kontrolat. Kontrolat çok kolay. Çok kolay. Bun, önce bunları halletmem lazım. Ya ben başarılı olamadıktan sonra ben ne yapayım kontratı? Benim için kontratın ne önemi var yani? Başarıyı yakalayamazsam o kontrat beni korumaz. Ya en önemli tarafı bu konuşmanın. Kontrat beni korumaz. Beni başarı korur ancak. Ve benim arkamda taraftar olursa beni korur. Bir taraftarımız beni korursa ve ben başarıyı yakalarsam o zaman kendimi bir koruma altına alabilirim. Kontratla kendimi koruma altına alamam. Ona özellikle söyleyeyim. Hocam, herkes Abba bakardan bahsediyor. Abba bir sorun yaşadınız mı? Sezon içerisinde yaşadık evet. Bir problem yaşadık. İşte o Malatya maçından sonra oyundan çıkarken hı hı. yaptığı bir el kol hareketi vardı ki e, doğru bir hareket değildi. Neden doğru değildi? 87. dakikada oyundan çıkan bir oyuncu öyle bir hareket yapamaz. Yani el kol hareketi yapamaz. Niye? Ayıp olur yani biraz. 45'te çıkarsın, isyan edebilirsin. 30'da çıkarsın yapabilirsin. 50. dakikada çıkartırım. Tamam. İsyan edebilirsin. Hani ya hocam madem beni 50'de çıkaracaktın, niye devrede çıkarmadın? Oyuncu diyebilir. Normaldir bu yani. Tartışabilirsin bunu ama 87. dakikadaki oyundan çıkan oyuncu o tür tavırlar sergileyemez. O Peki, başka sebepler doğurur ondan sonra başına iş alırsın yani. Peki devam edecek mi sizce? Yani hiç konuştunuz mu devam etmesi konusunda? Ben, hiç, ben konuşmadım bilmiyorum. bilmiyorum. Et etmek ister misiniz? Vallahi Abu Bakar çok önemli bir oyuncu. Taraftarımızın da sevdiği bir oyuncu. Eğer başkan, bu başkan ve ekonomi, ekonomi benim işim değil yani. Değil. Yani bu başkanın vereceği bir karar. Ben buna karar veremem yani. Çünkü şu anda ekonomik olarak onun boyutu nedir, ne istiyor, kaç sene kontrat istiyor bilmiyorum onları. Benim hani doğru yorum yapmam çok doğru olmaz bence. Niye? Çünkü dedim ya siz konuşmanın başında. Ekonomi var. Evet. Ben devre arasında hulku istedim. Açık söyleyeyim almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi yani. Yalvardım hulka alalım diye almadılar. Niye? E i̇şte ekonomi var dediler. Rakam büyük dediler. E, o zaman duruyorsun. Tabii. Yani şimdi karşına ekonomi çıkınca dur, otomatikman camianı korumak adına duruyorsun. Yani dese ki ya biz oyuncuyu almak istemiyoruz dese o zaman farklı gelişebilir olay. Ama ekonomi deyince yani duruyorsun. Ne yapayım ben şimdi? Biz bu parayı ona ödeyemeyiz. Ee, şeyimiz yok. Limitimiz yok federasyonda. Lisans çıkartamayız deyince e, ne diyeceksin? Doğru. Hayır çıkartabilirsiniz diyemem ki. Ben de orasını bilmiyorum işin. O yüzden hem kulübü korumak adına hem de kendimizi korumak adına ekonomi devreye girdiği zaman çok e, konuşamıyoruz. O yüzden hani her şeye sen mi karar veriyorsun diyorlar bazen mesela. Ben tabii ki ben karar vereceğim. Kim karar verecek başka? <laughs> Değil mi hocam? Ya, hocam? Mi teknik direktörü benim. Kim karar verecek başka? Oyuncularla ben antrenman yapıyorum. Oyuncuları ben oynatıyorum. Sahaya ben çıkıyorum. Başkası mı karar versin? Öyle mi ya? Kesinlikle hocam. O zaman öyle yapmak isteyen varsa gelsin antrenörlük yapsın bir de. Doğru. Doğru. Çok yani. zor bir şey değil bu yani. Hocam ya bu biraz şey mi? Kendin çal, kendin oynaya benzer biraz. Aynen öyle. Herkesin işi var. Herkes kendi ben Ümraniye'yim. Ben Ümraniye'yim. Anlatabiliyor muyum yani? Başka ben mesela e, herhangi e, konu dışında yani futbol şubesi dışında işte sevgili Cenk Sümer, e, Sevgili yöneticileriniz Emre Koca daha olsun. Ee, sürekli Ben zaten onlarla çalışıyorum. Sürekli onlarla çalışıyorsun. Ya yani evet. başka insanların den rahatsızlık duyuyor musunuz? Yani hocam şöyle yani her zaman çünkü siz en yakınlarınız bile tesise gelmez. Ben biliyorum yani. Hani çok fazla sevmezsiniz kalabalık olmasını futbol zaman, zaman gibi. Zaman zaman yöneticiler tesise tabii geliyorlar. Ki. Zaten tesiste biliyorsun idari bölüm var. Evet. Yani bizim çok önemli değil o kadar. tabii ki gelebilirler. Yani takımımızın, kulübümüzün yöneticileri. Tabii ki. Ben asla bir o konuyla ilgili kıyaslama şey bir kriter koymuyorum veya bir yasak gibi bir şey ben koymuyorum asla. Tabii ki gelebilir. Kulübümüzün yöneticileri tabii ki gelecekler yani. Ona ben sınırlama koyamam. O beni, mevzu beni aşar. Ya bizim, benim çalışma alanıma girilmediği sürece benim için bir problem yok. Benim çok uyumlu çalışıyorsunuz ama kimse. Cenk Bey ve Emre Bey de çok uyumlu gözüküyorsunuz. Aynı kafadayız. Yani kafalarımız aynı çalışıyor biraz. <laughs> Değil mi? Bazı arkadaşların kafaları öyle çalışmıyor. O yüzden onlarla çalışamıyoruz, anlaşamıyoruz yani yeni jenerasyon olduğu zaman yanımızda o zaman yani birbirimizle hitap edebiliyoruz o zaman. Hani birbirimizle konuşurken anlıyoruz birbirimizi. Neler olması gerektiğiyle ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili. O zaman daha rahat konuşabiliyoruz. Tabii onlar zaten köklüler. Ee, Emre'de, Cenk'te köprüler zaten başkanla irtibatlar. Onlar zaten başkanla sürekli görüşüyorlar. Ben de onlarla görüşüyorum sürekli. Ya çünkü her zaman başkanla görüşemiyoruz. Arada onlar olduğu zaman onlar tabii ki köprü olup başkanla görüşüyorlar. Sağ olsun başkan hiçbir şeyimizi kırmadı zaten. Yani Hı. ödemeler, primler, işte oyuncu maaşları hiçbir şey hiçbir şey kırmadı ki başkan. Ya yani ne deseler maç bitiyor oyuncular prim diyorlar işte prim şu olsun. Başkan diyor ki tamam o olsun. Bir başkan hiçbir, hiçbir, hiçbir şey söylemiyor yani oyunculara asla bir, ne bir oyuncunun isteğini geri çeviriyor, ne bir oyuncuyu kırıyor. Bir şey demedi kimseye ki. Ya Beşiktaş ben size sana şöyle söyleyeyim. Ya Beşiktaş çok önemli bir başkan yakaladı yani. Sana söyleyeyim onu. Çok, başkan çok e, yani bir başkan yakaladı. yani fedakar başkan yakaladı diyebiliriz. Ekonomiyi düzeltecek başkan yakaladı. Ekonomiyi düzeltir yani başkan. Çünkü çok hassas çok hassas o konularda. Yani kulübün idare edilmesi, ekonomik şeyler konusunda başkan çok hassas. Tamamen her kulübün ekonomisini korumak adına, biraz normalleşme adına ben çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde de devam ederse burada bu kulübü ekonomik olarak çok iyi yerlere getirir diye düşünüyorum yani. Sezon içerisinde hakemlerle ilgili yapmış olduğunuz açıklamalardan Beşiktaş taraftarı işte istediğimiz bu. Bizim hakkımızı hoca koruyor dedi. Rakipleriniz bunlar rahatsız oldu. Evet. Ama yani Bak şu, şu hareketi yapıyorum mesela. Ha o hareket ediyorum. hocam onu soracağım. Şimdi iti, niye itiraz ediyorsun? İki kupa diyorum. değil mi hocam o? onu zaten o mesajı çok önceden vermiştim galiba. 6 <laughs> ay önce falan vermiştim ona o mesajı zaten. <laughs> Doğru verdin hocam. söylüyorum. Şimdi hocam. itiraz ediyorum. Diyorlar ki hoca çok itiraz ediyor. Ya kardeşim ne yapalım? İtiraz etmeyelim mi biz? Ne yapalım? Ya benim işim kenarda zaten takımımın haklarını korumak. Öyle değil mi? Yani hakları korumak derken yanlış anlamayın. Haksızlık yapılıyor anlamında değil. Orada doğal olarak canımız yandığı zaman, bir şey olduğu zaman dördüncü hakemle konuşuyoruz. Bazen bu konuşmalar maksimuma çıkıyor. Bazen minimumda kalıyor. Yani maçın hararetine göre, gidişatına göre birçok şey yaşıyoruz. Ama işte çok itiraz ediyor. E ne yapalım yani itiraz ediyorsa? Herkes etsin. Doğru hocam. Herkesin hakkı var itiraz etmeye. Kimseye yetmesin diyor muyuz? Hocam bir de sizin el açmanız. Az önce de söylediniz. Bu eli açtığınız zaman maç sırasında tabii ki tepki olur. Sevinç olur. El açıyorsunuz. Bu çok gündem oldu hocam. Görmüşsünüzdür tepkilerini. nasıl bir reaksiyon verdiniz? Hayır şunu anlamıyorum şimdi. Ben şöyle ellerimi insan nasıl itiraz ederken yani şöyle itiraz etmez mi insan? Şu, ne var ki bunda? Yani bu itiraz etme şeklinde ben ne olduğunu anlamadım. Mesela herkes eleştiriyor beni işte. Ellerini açıyor. E elimi cebime koydum mu da bu sefer diyorsunuz ki ya şey yapmıyor eli cebinde maç seyrediyor. Ne yapalım yani nereye koyalım elimizi biz de anlamadık. E işte oluyor böyle şeyler ne yapalım Hakan. Bazı şeyleri de sineye çekeceğiz böyle. Tabii Beşiktaş taraftarları da oradaki kupayı hemen koydular. Taraftarımız sağ olsun hiçbir zaman hiçbir ilk imza attığım günden itibaren hiçbir zaman bize güvenlerini yitirmediler. Bazen düştük. Düştük bazen. Düştük derken, hiçbir zaman takımı düşürmedik aşağıya yani. Sendeledik ama hemen toparladık. Yani uzun zaten maratonda en önemli şey. Çok ne çok aşağı iniş ne çok yukarıya çıkış. Çok sağlıklı değildir uzun maratonda. Hafif iniş çıkışlar çok iyidir. Niye? Seni hedefe götürür çünkü o iniş çıkışlar. Çok inersen sıkıntı yaşarsın. Çok çıkarsan sonra sıkıntı yaşarsın düşersin ama hafif iniş çıkış istatistik olarak zaten bütün planımız oydu bizim. Yani biz sezon başında konuştuğumuz şey biz sezon sonuna hedefte girmeliyiz. Yani iki kupada da hedefte girmeliyiz. Son ana kadar yarışmalıyız. Bu kupaların kazan ne zaman kazanılacaksa biz o ana kadar o işin içinde olmalıyız. Bütün planımız bunun üzerineydi. Yani çok istedik demek ki Allah da bizi şey çıkarmadı. Son iki maç iki tane kupaya kaldık. Ya çok zor, çok zor. İki tane maç oynuyorsun. Bak 14-15 aydır çalışıyoruz. O kadar yani zorluklar yaşadık ki, sıkıntılar yaşadık ki. Beş gün içinde iki tane kupa maçı oynuyorsun. O kadar zor ki. Yani ikisini kaybetsen, ya yani ligi kaybetsen yani kupa belki ikinci planda kalıyor. Lig biraz daha önde kupanın bir, bir adım daha bir adım daha önünde gibi görünüyor ama şimdi onu kaybetsen başka bir dert, öbürünü kaybetsen başka bir dert, onu kazansan öbürünü kaybetsen başka bir dert. İkisini kazanırsan ancak bu sana o yani emeğinin karşılığını alma şeyini verecek sana o e, ikisini kazanmak. Biz de yani onları kazandık. Ya o kadar mutlu olduk ki ya bunun tarifi yok yani. Bunun ya bunu bunun o mutluluğun tarifi ne bir parayla ölçülür ne bir kontratla ölçülür hiçbir şeyle ölçülmez. O mutluluğun yani karşılığı yok. Hiçbir karşılığı yok. Ne olursa olsun benim için karşılığı yok. Göz yaşlarınız hocam. Evet. Şampiyonluktaki. Şimdi sezon içerisinde biz çok tabii zor süreçler de yaşadık. Bakma sen yani her şeyi anlatamıyoruz şimdi biz. Neler olup bittiğini burada anlatamıyoruz. Herkes her şeyi biliyor da işine gelince konuşuyor. Anladım işine geldiği gibi konuşuyor. Aslında herkes her şeyi biliyor neler olup bittiğini. Biliyor ama konuşmuyor. Çok önemli değil konuşmasın. O kadar çok böyle bir zorlu bir süreç yaşadık ki artık sonda artık böyle bir boşalma oldu yani. Artık boşaldık ya artık yeter dedik yani bitsin artık. Yani Biz sol, e son maçtan önce odada oturuyoruz ya diyoruz ki şu akşam olsun da maçı oynayalım. ya Olsak da olmasak da oynayalım bir an evvel bitsin. Bitsin de rahatlayalım. Çünkü aylardan beri çektiğimiz stres, eziyet... Yani o an olur muyuz, olamaz mıyız? Herkes ya buradan bunlardan bir şey olmaz, bunlar şöyle olur, böyle olur. Biz diyoruz ki hayır öyle olmayacak, böyle olacak. İşi götüreceğiz sonuna kadar, mücadele edeceğiz. İşte herkese inandır inandırma var, ekibi inandırma var, taraftarı inandırma var, savaşma var, maçtan sonraki konuşmalar, dik konuşmalar var, hakemlerle ilgili konuşmalar var. Yani hakemlerle ilgili de bazen konuşuyoruz. Tabii ben kimseyi kırma amacı konuşmuyorum. Yani birini kırdıysam da özür dilerim buradan hakemlerle ilgili ama bazen maçlardan sonra yani şimdi maçtan sonra hemen mikrofon geldiği için kendini kontrol edemiyorsun bazen. Halbuki biraz dinlensen, hani ertesi gün konuşsan öyle konuşmazsın belki. O maçtan, o maçın sana verdiği stresle, skorla veya oyunla bazen maçı kazansan bile oyun seni tatmin etmiyor. Anladın mı? Yine çok böyle sağlıklı konuşamıyorsun. Oyun tatmin etmediği zaman da problem oluyor işte. Maçı 2-0 kazanmışsın ama oyun seni tatmin etmemiş. İstediğin olmamış mesela sahada. O da problem aslında. Bakma sen. Hani kazandı ya yani kazandın ama biz bak bakalım mutlu muyuz? Bir de bize sor. Değiliz. Bazen kaybediyoruz mesela ama kaybettiğimiz halde mutlu oluyoruz. Niye? Takım istediğimizi yaptı, kaybettik. Kaybedebiliriz. Öyle bir tane kaybederiz. Bir daha kaybetmeyiz. Doğru. Ya yani onlar çok önemli futbolda. O grafik, o istatistikler, oyunsal anlamda şeyler işte biri geliyor yok işte bu takım antrenman yapıyormuş. Sezon başı işte yok takım antrenman yapmıyor. Evet hocam ne. çok. Saçma sapan şeyler. Kondisyon yüklemiyor, antrenman yapmıyor. Ya şimdi cevap veremiyorsun ki. Ne yapalım biz ikide bir televizyon karşısına geçelim. yani. Ya biz antrenman yapıyoruz aslında falan mı diyelim. yani biz, Siz hayatta yapmazsınız hocam böyle bir şey. Yani ya, biz yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Biz derken yanlış anlama herkes yapıyor. Tabii ki. Bütün takım hocaları yapıyor. Herkes yapıyor her şeyi yani. Hiçbir şüphemiz yok ondan. Ama işte işler kötü gittiği zaman çeşitli bahaneler hazır. İşte ya teknik benim için şey dediler ya. Sizin kanalda söylediler bir de. Hoca tesiste duruyor mu? Ya o ne demek ya? Ya bu ne demek mesela? Ben çok Hoca tesiste duruyor mu ne demek mesela? Ben şey miyim ya? Ben iş mi çalışıyorum mi? mesela? Hayır ben sabah 9'a akşam 5 şey mi çalışıyorum? Böyle bir benim çalışma saatlerim falan mı var yani? Geçen sene mesela geldikten sonra biz iyi gittik yani. O zaman tesisle duruyorduk da bu sezon başı mı durmuyoruz? Böyle saçma sapan şeyler konuşuluyor. Bunlar tabii bizi üzüyor. Neden üzüyor? Başkası için konuşulmuyor. Evet. Benim için konuşuluyor. Beni o tarafı üzüyor. Yani sen bunu herkes için konuşsan tamam ama benim için konuştuğun zaman ben üzülüyorum. Niye? İtibarsızlaştırmaya ee, itibarsızlaştırmaya çalışmayalım yani. Gerek yok yani. Ha işimizi yaparız. Başarırız, başaramayız. İyi yaparız, kötü yaparız. Ayrı bir konu ama itibarsızlaştırma. Belden aşağı vurma, itibarsızlaştırma. Eleştir. Problem değil ki benim oyunumu eleştir, ne bileyim 11'imi eleştir, hamlelerimi eleştir, eleştir ama antrenmanımı eleştirme. Sen nereden biliyorsun benimle ne antrenman yaptığımı? Antrenmana mı geliyorsun? Geliyor musun? Yok. E nereden biliyorsun ne yaptığımı? Bilmiyorsun. Oradan arıyorsun birkaç kişiyi. Oradan sana ne söylerlerse onu söylüyorsun. Ben de diyorum ki bana sor. Aynen. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan bana sor. Ben zaten her şeyi söylerim. Hiç yok. yalan söylediğimi gördün mü? Asla. 30 e senedir yani. görmedim hocam. Yani ben yani ben bir şeyden çekineceğim de korkacağım da yalan söyleyeceğim. Hiç böyle bir benim var mı karakterim yani? Yok hocam. 18 yaşındayken de yoktu yani. Şimdi de yok. Neyse gerçek, neyse doğru her zaman onu söylerim. İşime yarasa da yaramasa da hiç fark etmez sonucu. Ya yani sonucuna hiç bakmam. O an doğru neyse onu söylerim ve onu yaparım. Kesinlikle. Hocam kırılma anı neydi şampiyonluğun? Bence bizim için en önemli maç Konya maçıydı. 10 kişilik Konya maçıydı. Tebrik ederim. Çünkü hocam. o maçı kaybetseydik, o maçı kaybetseydik. Şimdi... Bir de penaltınız verilmedi hocam. Bence Wellington çekildiği pozisyon. Bak yine hakemlere girdin gördün mü? Ama ne yapayım hocam ben aklımda girmedim. hep o kaldı ama. Ben girmedim. Ben girdim ama hocam hep o, o benim aklımdadır hep. Evet maalesef orada hakem şanssızlığı yaşandı. Şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum orada. O maç bizim için yani bizi sımsıkı birbirine bağladı o maç. 10 kişiyle o maçı kazanmış Çünkü ondan önce 5 puan kaybetmiştik biz. Tabii, tabii, doğru. O maçta da sıkıntı yaşasaydık çok ciddi e, bir yani engelli, engelleyemeyebilirdik ondan sonraki durumu. Evet. Kaybedebilirdik oyuncuları. O galibiyet ama oyuncuların verdiği mücadele yani o gün taraftarın statta olmasını isterdim. Gerçekten söylüyorum. O gün isterdim taraftarı. Yani taraftarın o oyuncuların verdiği mücadeleyi statta görmesini isterdim. Onlar da inanırlardı o zaman çünkü. Hmm, çok güzel hocam. Hocam e, son iki soruya geliyorum. E, Rıdvan Ersin çıkardınız. Şu anda Ersin Ben şimdi çıkarmadım hocam. Tamam. Ben çıkarmadım yani. Yani sen ben çıkarmadım. Ama Öyle hocam mu? sizin sayenizde bu futbolcular tamam. oydu. Hocam şimdi çok mütevazisiniz Anlayabiliyorum ama yani Rıdvan'ı Ersin'i kim oynatacak hocam? Ama ben çıkarmadım yani. Bunlar bizim okyumumuzdan <laughs> yetişen gençlik çocuklar. Biz Ersin'e kaleyi teslim ettik. Geç kardeşim dedik sen. 20 yaşındasın. Ben Ersin de çaldım. Kardeşim geç kaleye. İstersen 150 tane gol ye. Umurumda bile değil. Geç kalede dur. Nasıl istiyorsan öyle dur. Utku da bizi en zor maçları biz Utku'yla oynadık şimdi. Utku'nun da hakkını yemeyelim biz. Ersin'e de Utku'yu da oynatırken en ufak bir şüphem bile olmadı hiçbir zaman. İkisini de. Yani Ersin olmasın Utku'yu da gözüm kapalı oynatır. Veyahut da kiralık gönderip işte Kars'a. kalecimiz var. O da iyi kaleci olacak bak. Evet. Üçüncü kalecimiz var Emre kaleci hocası Levent Hoca'nın söylediği Levent çok iyi kaleci olacak diyor. Aşağı, o üçüncü kalecimiz de çok iyi. Ya ben kaleci konusunda çok şey yapmıyorum. Yani Levent Hoca bakıyor çok kalecilere. Şey. Ya ben kaleci Ulanın oynatırken bile, Levent Hoca'da. Ben kaleci oynatırken bile kendimi oynatmam yani. Levent Hoca'ya sorarım yani hangisini oynatalım diye. Hmm. Biz bizde öyle bir güven var yani. Onu Kesinlikle. da söyleyeyim. Ben Ersin'i er, Utku'yu oynatalım derse Utku'yu oynatırım. Yani Ersin'i oynatalım derse Ersin'i oynatırım. Ve ben çocuğa sorarım ben. Kesinlikle. Hangisinin psikolojisi daha iyi? Bazen ba genç çocuklar bunlar. 20 yaşında kaleci kolay değil. 20 yaşında 5 yaşın kalesinde ne zaman oynamış bir kaleci? Çok ne zaman oynadı Hiç şampiyonu? hatırlamıyorum ben. Hocam. Hangi sezon oynamış 20 yaşında bir kaleci de bu Beşiktaş şampiyon olmuş var mı? Yok. En son bir bakın var mı? bir Murat Şahin bir Fevzi var işte yerli 20 yaşında bir hatırladım. kaleci. Rüştü abi vardı. 20 yaşında kaleci Onlar bir sezon yaşları vardı. oynamış da takım şampiyon olmuş. Hangi sene? Bir bakın bakalım var mı? Yok. biri 20 biri 22 yaşında kalecilerimizin. Ben gibi. hatırlamıyorum hocam. Yani biz onlara güveniyoruz ve onlara güvendiğimizi de onlara belirtiyoruz. Doğru. Geç istersen 100 tane golle kalede diyoruz biz. Hiç bizim için problem değil. Sen oynayacaksın. 3 tane yesen öbür maçı ne sen oynayacaksın. Hiç fark etmiyor bizim için. Bir kaleciye ya güvenirsin ya da güvenmezsin. Ortası olmaz. Ya güvenip çünkü güvenip yola çıkıyorsun. Yola çıkarken ona onu vermen lazım ona vermezsen onu yolda giderken kaybedersin. Arabadan düşer o giderken. Bir daha da bir daha da kurtar, arabayı alamazsın onu yani. Doğru. Düşer o yolda giderken. Doğru. 20 yaşında düşün Doğru. sen 20 yaşındaki halini bir düşün bakalım. Kolay mı yani? Hele böyle bir ortamda. Evet hocam. Bu ortamda. Çok zor. Her şeyin eleştirildiği, her şeyin sıkıntı yarattığı, en ufak bir şeyin bile eleştirildiği. Bu psikolojiyi bir ortamda. de siz sağladınız ama hocam. Yani şimdi o çocuğa o güveni veriyorsunuz. O çocuk oynuyor ve şampiyon oluyorsunuz. Yani burada sizin emeğiniz çok fazla. Ya yani bunu da veriyorum. Yadırgamamak lazım. Ben her oyuncuma güvenmiyorum. Rıdvan'ı da oynattım. Bana işte çok acı. Rıdvan niye oynamıyor? Rıdvan niye oynamıyor? Ya bırakın da ona da biz karar verelim kimin ne zaman oynayacağını. Yani müsaade ederseniz ona da biz karar verelim. Hani ne zaman Rıdvan oynayacak, ne zaman Sakala oynayacak ona biz karar verelim yani. Var mı peki hocam yine böyle Ersin gibi, Rıdvan gibi altyapınızdan yetişen, gözünüze çarpan bir stoper kardeşimiz var. Serdar var. İşte Serdar, Kartal Kayrağı var. Kartal'ı Ümraniye'ye verdik. Çünkü Kartal'ın biraz oynaması lazım. Yani çünkü orası çok kalabalık. O bölge çok koç. Joseph Atiba var orada. Dorukan oynuyor, Necip oynuyor. Şimdi Kartal'a orada sıra gelmez. Tabii. Kötü oyuncu olduğundan değil, iyi oyuncu. Ümraniye'de falan çok iyi oynadı mesela. Ama Hı. sıra gelmez. O yüzden onu oraya verdik. Serdar var Stoper. O geleceği çok parlak bence. Hocam sonuna geldik röportajın. Şimdi Beşiktaş taraftarı size çok bağlı. Neden bağlı? Sergen Yalçın. Çok büyük başarılar, şampiyonluklar, her şey. Alt yapılan yetişmiş birisi. Ve teknik direktör olarak da özlenen bir şampiyonluk. Çifte kupa gelmiş. Beşiktaş taraftarı diyor ki, Sergen Hoca işte sözleşme sorunu var. Siz açıklık getirdiniz. Sergen Hoca önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde de takımın başında sahaya çıkmak istediğini söyledi. Beklentiniz nedir taraftardan? Beşiktaş taraftarından ne istiyorsunuz? Onlar da çünkü sizden o kadar büyük beklentiler içindeydi ki hepsini karşıladınız bugüne evet. kadar. Valla taraftardan ne bekliyoruz? Yani taraftar bizim için zaten her şeyi yapıyor. Yani taraftar bizi destekliyor, bize destek veriyor. Ya yani olmasa da işte sosyal medyada bizi destekliyor. Bizim daha doğrusu benim arkamı kolluyor daha doğrusu. Öyle söyleyeyim birazcık çünkü arkamızda dolaşan çok şeyler var. Onları çok fazla gündeme getiremiyoruz tabii. Bizim de arkaya kuyu kazmaya çalışan çok insan oldu. İşte taraftar bizim arkamızı kolluyor. Allah razı olsun hepsinden. Onlara onlara her şeyi vermek istiyoruz yani. Zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani işte bu sene çok zor bir süreçte iki tane şampiyonluk, iki tane kupa aldık yani. Ee, onlara zaten ben maçtan sonra bu kupalar taraftara bizden armağan olsun dedim yani. Bizden derken tüm camiadan yani. Yönetimden, bizden, teknik ekipten, oyunculardan, herkesin emeği var. Herkes çok emek verdi. Gerçekten söyleyeyim. Çok emek verdi herkes. En büyük emek de oyuncularımızın. Taraftarın, oyuncularımızın taraftara çok ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Lütfen oyuncularımıza destek olsunlar. Hepsine. Çünkü... Oyuncularımız onlar için mücadele ediyorlar sahada. Evet. Yani onlara destek olsunlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. sağ olun. Evet Beşiktaş Teknik Direktörü, Çifte Kupa sahibi Sergen Yalçın, Aspor'un sorularını yanıtladı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.